Murat Çeltik'le tekrar beraberiz. Hocam merhaba. İktidarsızlık tedavisinde son nokta olarak uygulanan penis protezi konusu var. Bu konuda sizden bilgi alabilir miyiz? Evet, sertleşme ve iktidarsızlık probleminde son tedavi seçeneği protezdir. Köprüden önceki son çıkış olarak adlandırıyoruz biz. Tabii her hastada böyle değil penis protezi. Köprüden önceki son çıkış değil. Bazen daha erken dönemde de yapabiliyoruz. Protezdeki özellik şudur. Kişi cinsel ilişki sayısı haftada 3'ten fazla ise, enjeksiyon tedavisiyle bunu sağlayamayacak durumdaysak o zaman kişiye protez öneririz. Veya hap iğne seçenekleri denememize rağmen sertleşmeyi sağlayamıyorsak kişiye protez tedavisini öneririz. Protez nedir? Protez iki farklı tipi vardır. Sürekli sert olan bir protez vardır. Bir de şişirilebilir bir protez vardır. Normalde penisin içerisinde iki tane tüp vardır. Penis kanla dolar ve penis sertleşir. Normalde yeterince kan gelmemesi ve kanın orada hapsolmamasına bağlı olarak sertleşme sorunu ortaya çıkar. O zaman basit olan protez dediğimiz katlanabilir protez bu tüplerin içerisine yerleştirilir ameliyatla ve kişi ilişki sırasında penisi düzleştirir, sürekli serttir, rahatlıkla ilişkiye girer. İlişkiden sonra da penisi katlar ve işte iç çamaşırını giyer, gündelik hayatını devam ettirir. Bu protez biraz daha basittir ama normal fizyolojik penisteki gibi bir olayı sağlamaz. Yani bazen dıştan anlaşılabilir. Yani bunu ameliyatı riskli olan, yaşı biraz daha ileri olan hastalarda bu protezi tercih edebiliyoruz. Ekonomik olarak bu biraz daha uygun fiyatlı bir protezdir. Bir de bu işin en üst düzeyi olan pompalı protezler vardır. Pompalı protezler 18 yaş düzeyinde sertleşme sağlayan protezlerdir. Dıştan bakıldığında gözükmez. Eğer partner bilmiyorsa anlaması söz konusu değildir. Kişinin ilişki sonrası çocuğu olabilir. Zevk, his, arzu hepsi tamamen 18 yaş düzeyindedir. Hiçbir farkı yoktur. Ha nedir? Ameliyatla yapılabilir. Bu tüplerin içerisine protezin silindirleri yerleştirilir. Bir pompası vardır, bir de rezervuar dediğimiz bir yapı vardır. Bunların hepsi iç kısma yerleştirilir. Penis ve yumurtalık kısmına. Kişi pompaya bastığında silindirlere sıvı gider ve penis tam olarak sertleşir. 18 yaş düzeyinde sertlik olur. Kişi cinsel birleşmeyi gerçekleştirir. Boşalsa bile inmez. Kişi ne zaman istiyorsa o zaman penisi söndürür, diğer tarafına basar ve iner. Yani nedir buradaki avantaj da? Erken boşalma diye bir sorun protezde söz konusu değildir. Çünkü kişi erken boşaldı, boşalsa bile partneri boşalmadıysa cinsel birleşmeye devam edebilir. Eşi de boşalana kadar bekleyip bu olayı sonuçlandırabilir. Fakat bu ameliyatla yapılan bir olaydır. Burada aslında bir anekdot, bir hikaye anlatmak istiyorum. Protezin çarpıcı özelliği hakkında 55 yaşlarında protez yaptığım bir hastamın şöyle bir söylemi oldu. Hocam dedi, keşke bu protezi 25 yıl önce yaptırsaydım. Neden dedim? Yıllarca dedi ilişkiye giriyorum, boşalıyorum, penis yumuşuyor. Bir daha giriyorum, bir daha yumuşuyor. Şimdi diyor protezi şişiriyorum, ilişkiye giriyorum, boşalmıyor. Partnerim boşayana kadar rahatla cinsel birleşmeyi sağlıyorum. Ne partnerim olaydan şikayetçi, ne bir an şikayetçiyim. Her iki tarafta tam olarak bu olaydan tatmin oluyor ve cinsellikten her ikimiz de üst düzeyde memnuniyet duyuyoruz diye ifade etmişti. Bu şekilde hikayeyi de sizlerle paylaşmış oldum. Teşekkür ederiz hocam. (Gülüyor)